Merhaba arkadaşlar, ben Nedir TV editörlerinden Burak Semişen Yurt. Yeni bir görsel dersimizle daha birlikteyiz. Bu görsel dersimizde yazılım prensiplerinin en önemlilerini içeren SOLID kavramını, bir başka deyişle SOLID ilkelerini adım adım incelemeye çalışıyor olacağız. Dilerseniz öncelikli olaraktan sunumumuzda neler var onlara bakalım. Bir kere amacımızı bir ortaya koymamız gerekiyor. Solid'i anlamak için tabii ki bir örnek üzerinden hareket ediyor olacağız. Bozuk bir örneğimiz olacak başlangıçta. Yani bozuk dediğim aslında çalışır bir örnek her koşulda ama solid ilkelerine aykırı bir örnek olacak. Daha sonra bu örneği geliştirerekten solid prensiplerini irdelemeye çalışacağız ve bir özete varacağız. Yazılım prensipleri arasında çok önemli yere sahip aslında solid ilkeleri. Bu sebepten dolayı özellikle nesne yönelik diller ile geliştirmekte olduğumuz ürünlerde bu ilkeleri uyguladığımız takdirde veya uyduğumuz takdirde bu prensiplere daha kolay genişletilebilir, okunabilir, yönetimi daha iyi olan, bakımı daha kolay olan ve ortak standartlar uygulamış kod parçalarını veya ürünleri masaya koyabiliyoruz veya sunabiliyoruz. Bu bütün hani geliştiriciler açısından faydalı bir konu. Fakat takdir edersiniz ki hani nesne yönelik dillerin işte encapsulation, inheritance, polymorphism gibi temel prensipleri veya konularının anlaşılması her ne kadar ilk zamanlarda zorsa SOLID ilkelerini de aslında nesne yönelik özellikle bilsek de anlamak ilk başlarda zor gelebiliyor. Fakat bu ilkelere uymaya çalışmamızda fayda var. Nelerdir bu ilkeler? İşte single responsibility, open closed prensibi, risk of substitution prensibi, interface segregation prensibi ve dependency inversion prensibi olarak 5 ilkemiz var. Şimdi tabii hızlı bir şekilde demomuza geçelim aslında. Çünkü prensipleri demo üzerinde anlamaya çalışıyor olacağız. Dolayısıyla hemen Visual Studio ortamlarımıza bir geçelim. Şurada ben daha önceki antrenmanlarımla ilişki bir takım şeyler vardı. Onları sileyim. Class diagram örneğin. Şimdi basit bir örneğimiz var arkadaşlar. Bu örnek üzerinde şu anda ihlal ettiğimiz demeyelim ama Solid'in 3 ilkesine aykırı bir takım ipuçları var ya da şeyler var, yazımlar var. Biz önce bunları ortaya koymaya çalışacağız. Bu örnek ne yapıyor peki? Şimdi bir oyun sahası düşünüyoruz. Bu arada hani dipnot olarak şunu belirteyim. İrdeleyeceğimiz örnek bir gerçek hayat örneği değil. Dolayısıyla çok temel seviyede bir takım operasyonlar, fonksiyonlar içeriği olacak. Tamamen atlasyon. Bu sebepten dolayı hani bazı yerleri boş kalacak. Boşlukları olacak. Oraları göz ardı ediyoruz şu an için. Bizim odaklanacağımız nokta solid ilkeleri. Bunu baştan öğretelim. Şimdi force isimli bir sınıfımız var. Bu aslında tankçı, işte topçu, yani piyade vesaire gibi oyun sahasındaki bir takım aktörleri ifade etmekte. Bu aktörler üzerinde işte onların setup edilmesi, kurulması, bir uzay koordinatına taşınması, move edilmesi gibi temel fonksiyonel geçerler. Tabii ki çok doğal bir developer tepkisi bu force'un hani ne olduğunu içeride kestir, ona göre move operasyonunu icra etmek olacak. O yüzden bakın kodda bir enum sabitimiz var. ve bu enum sabit içerisinde şu anda kullanılacak olan aktörler var. Ve aynı zamanda setup ve move metotlarımız var. Şimdi setup metodu içerisinde herhangi bir şey yapmıyoruz. Aslında yapıldığını varsayıyoruz. Move metodu içerisi biraz daha kritik. Burada tipine göre bir takım işlemler yapılmakta. İşte tanksa başka şeyler, piyade ise başka şeyler, topçuysa başka şeyler vesaire gibi. Ve yine move metodunun sonunda önem arz eden bir kod parçası var. Burada da rotayı kaydediyoruz. Yani işte o andaki tip tanksa nereye gitmiş, piyade birliği nereye kaydırılmış, işte topçu nereye hareket etmiş vesaire gibi bilgiyi de kayıt altına almaktayız. Main metodunda da bunun basit kullanımını görmekteyiz. İşte bir force tipi üretiyoruz. Üretirken içerideki force type enum sabiti property'sine tipinin olan property'ye bir değer set ediyoruz ve ona göre force nesne örneği davranış sergiliyor. Aslında force hep force, yani tek bir nesne örneğimiz var ama biz move metodu içerisine tank veya infantry olmaz koşulunu aktararak da onu özelleştirdiğimizi ya da farklılaştırdığımızı zannediyoruz. Şimdi sıkıntılar aslında burada masaya yatırdığımız zaman şunlar. Bir kere
For sınıfı içerisinde işte dosya yazma işlemini üstlenen bir kod parçası var. Aslında bu dosya yazma işlemi yarın öbür gün bir logic değiştirebilir, yani mantık değiştirebilir. Veyahut da bu dosya yazma işlemi olmaz da hani mesela database'e yazma işlemi olur. Aslında burada hafiften dependency inversion prensibine doğru da kaymaktayız. Ama ilk başta şunu söyleyelim. Force sınıfı hakikaten sadece ve sadece sahadaki kuvvetlerin yapması gereken işlevleri üstlenmeli. Yani onun işi dosya yazma veya işte database'e yazma vesaire gibi bir logic olmamalı. Dolayısıyla kendisinde şu anda iki tane sorumluluk var. Hatta bu sorumluluklar artabilir de tabii ki çok doğal olarak da. İşte single responsibility prensibini şu anda ihlal ettiğimiz düşünebiliriz. Çünkü for sınıfına kendi işi olmayan başka işlevsellikleri de yüklemiş oluyoruz ya da sorumlulukları da yüklemiş oluyoruz diyebiliriz. O yüzden ilk etapta şunu yapacağız. Bu dosyaya yazma işlemini dışarıya çıkaracağız. Ama dependency inversion uygulamadan dışarıya çıkaracağız. Sonra dependency inversion'a geçeceğiz. Diğer bir ezdiğimiz ya da ihlal ettiğimiz ilke de aslında open closed prensibi. Bu da şu şekilde ifade edilebilir aslında bakarsanız. Biz bu oyunsa aslında başka bir aktörü de eklemek isteyebiliriz. Mesela bir işte paraşütçü efendim söyleyeyim veya bir uçak gibi başka bir aktör de söz konusu olabilir. Bu tarz bir ilave işlemini gerçekleştirmek istediğimizde çok doğal move metodu içerisine girip bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Yani burada yeni bir case açılıyor olacak veya birden fazla case açılıyor olacak. Enum sabitine değişiklik yapmamız gerekiyor vesaire gibi. Ama buradaki aslında sıkıntı biraz da şu. For sınıfını bu şekilde güncellerken aslında for sınıfının güncellemeden önceki konumuna dair ne kadar test varsa hepsinin tekrar tekrar yapılması lazım. Yani o ana kadarki state'inin doğruluğundan yine emin olmamız gerekiyor. Çünkü yeni logikler soktuk için içerisine. Sokuyoruz. Her ne kadar basit gözükse de. Bu sebepten dolayı for sınıfını aslında kendi içerisinde güncellemeye kapatmamız ya da değişime kapatmamız ama dışarıya doğru da genişletilebilir hale getirmemiz yani açmamız gerekiyor. İşte open closed prensibi aslında bir tipe bunu bahşedin ki hani bu tarz dertlerle sorunlarla karşılaşmayın diyor. Rahatça genişletebilin onu vesaire diyor. Şimdi işte bu üç prensibi burada kısaca uygulamaya çalışalım dilersin. Öncelikli olaraktan şuraları biraz silelim. Yani toparlayalım. Mesela artık şu force type'ımız olmayacak. Move metodu içerisinde çok daha farklı bir yaklaşım kullanıyor olacağız. Enum sabitine de ihtiyacımız artık kalmayacak. Şimdi önce şu rota kaydetme operasyonunu dilerseniz ele alalım. Onun için mesela root save isimli bir sınıf. Yani o sorumluluğu üzerine alacak olan başka bir tipi devreye sokuyoruz. İçerisinde de sadece şu olacak bir tane metod olacak. Write to file diyelim buna. Bir tane parametre verelim content'imizi alsın. Şu şekilde. Ve içerisinde de dosya yazma işlemi gerçekleşiyor olacak. Mesela işte append all text diyelim. Pattern combine metodundan faydalanarak environment current directory'e gidelim. Buraya da mesela roads.text diyelim ve content'imizi buraya gönderelim. Tek yapacağı işlem aslında root saver'ın bu. Dolayısıyla artık force tipi içerisinden bu sorumluluğu, responsibility'yi çıkartmış olduk bu operasyonu. Dolayısıyla force tipini de hani şu şekilde ne yapabiliriz? Aslında şu anda genişletebiliriz. Bir tane root saver olacak içerisinde. New'la oluşturalım şu şekilde. Ve move metodu gerçekleştirildiğinde burada da hani bir move operasyonu yapılır diyelim. Yukarısı içinde kurulum işlemi yapılır diyelim vesaire. Root saver içerisinde ne yapabiliriz? Artık saver'dan file alıp write to file'ı kullanabiliriz. Orada da dilerseniz şöyle kısa bir kod parçası yazalım. Sıfırın işte şu rotaya ya da şu koordinata gitmiş olduğu bilgisini kayıt altına alalım. Aslında burada tipik olarak örneğimiz hani loglama concern'ünün bir şekilde dependency inversion ve single responsibility ilkeleri çerçevesinde implemente edilmesi şeklinde düşünebilir. Biraz şurada da hile yapalım. Alttan gelecek olan tipi biraz sonra adını alıyor olacağız. X, Y, Z'yi de parametre olarak verelim.
Şimdi aslında sorumlulukları ayırmış olduk ama ikinci prensibimiz neydi? Open Closed prensibi. Hani orada da demiştik ki bunu force tipinin genişletilebilir olarak inşa edilmesinde fayda. Şimdi bunu yapmak istiyorsak neleri genişletebileceğimizi, dışarıya doğru açılabileceğini söylememiz lazım. Burada da şu anki senaryoda en kolay yol ilgili fonksiyonellikleri virtual olarak tanımlamak olacaktır. Ki bunları virtual tanımladığımızda bu ne anlama gelir? Alt tipler bunları isterlerse override edebilirler. Override etmezlerse buradaki default fonksiyonellikler çalışıyor olacaktır. Şimdi artık mesela bir tank tipini sisteme ilave etmek istersen sadece yapmamız gereken şey bunu force tipinden türetmek olacaktır. Ve force tip içerisinde override metodunu kullandığımızda işte setup'ı ezebildiğimizi, move metodunu yine ezebildiğimizi görebiliriz. Yeni bir tip mi ilave etmek istiyoruz? Yani genişletmeye devam etmek istiyoruz. Mesela ne vardı? Piyade tarafı vardı değil mi? Infantry'ler vardı. Bunu da force'dan türetiriz. Ve bunun içerisinde de override edebileceğimiz metotları istersek etmeyiz tabii ki. İstersek base'leri çağırmayız. Kendi içlerinde bir takım kuralları uygulamasını sağlarız. İstersek hem base'i çağırırız hem de yine ek işlemler yapmasını sağlarız. Eserli gibisinden düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi şu ana kadarki kısımda tabii ki hani çağırma noktalarında yani kodu implement ettiğimiz noktalarda problemler olacak. Burada yapacağımız şey aslında şu. Mesela yeni bir tank şu şekilde force tipini atayabiliriz. Neden? Polimorfik bir özelliğe sahip force tipi biliyorsunuz. Base class ya da super class olarak düşünün. Bunda da ne geliyor? İşte infantry. Bu da piyade oldu örneğin. Ve bu şekilde setupları kurabiliriz. Çalışırız mı? Herhangi bir sorun olmadığını göreceğiz. Şimdi çok kısaca aslında single responsibility'yi implement etmeye çalıştık. Sorumlulukları ayırdık. Force tipini kendi içerisinde değişiklik yapmaya kapattık ama dışarıya genişleyebilir olarak açtık. Bu sebepten dolayı tank, infantry gibi isim bazında da ayrıştırılmış olan sahne aktörlerimizi devreye alabildik. Şeklinde düşünebiliriz. Şimdi hemen dependency inversion'u da buraya ilave edelim. Şimdi bakın bu sefer de şöyle bir sıkıntı var koda baktığımız zaman. Force tipi içerisindeki rota kaydetme operasyonu işlenen tip affedersiniz sadece ve sadece text tabanlı dosyaya yazma işlemini üstlenmiş durumda. Oysa ki biz daha önceden de bahsettiğimiz gibi bunu DB'ye yazma operasyonunu şekilde yapabiliriz. İşte DB'ye yaz diyebiliriz. İşte bunu atıyorum bir device'in üzerindeki serbest bölge yaz ya da al bunu işte bir servise ver. O nasıl yazıyorsa yazsın demek isteyebiliriz. Bunu da tüketicisi olan force'a bir şekilde kolayca ifade etmek isteyebiliriz. Yani force mesela örneklenirken örneğin konfigürasyon bazlı olacak şekilde hangi rota kaydediciyle çalışacağını alabilir dışarıdan parametre olarak da. Ben bunun için antrenmanı yaparken konfigürasyon dosyasına şöyle bir bilgi eklemiştim. Mesela saver type. Biraz sonra bunu yazıyor olacağız. Mesela db saver isimli bir tip. Bunu hani burada enjekte etmeye çalışacağız. Önce tabi düzenlemelerimizi yapalım. Bir kere şu root saver'ı bir interface haline getirmemizde fayda var. Çünkü kendisinin implemente ettiği tipleri aslında force'a kullanımını açıyor olacağız. Dolayısıyla şurada yerleri de toparlarsak public'i de tabii ki kaldırmamız lazım. Şöyle bir route saver isimli interface'imiz var. Şimdi örneğin ben text saver isimli bir kaydedici ihtiyaç duyuyorsam iRouteSaver interface'ini implement etmem ve içerisinde işte şunu kullanmam yeterli olacak. Dosya yazma. Az önce kopyalamıştım ben. Tabii onu hızlı oldu biraz. Mesela db saver'ı alalım. Bu da aslında iRoute saver'ı kullanacak ve dolayısıyla onu implement edecek ama bu kendi içerisinde hani db'ye yazma operasyonlarına üstlenecek işte db'ye yazma. Bu arada tabii write to file demişim ben buna ama özür dilerim arkadaşlar. Write olsa çok daha iyi olur, değil mi? Hani şurada çünkü hani write to file deyip database diye bir server içerisinde write to file demek son derece mantıksız. Hani başka bir tip daha gelebilir. Örneğin device saver diyelim.
mesela mobi cihazdır. Oradaki uygun serbest bölgeye yazma operasyonu gerçekleştiriliyordur. Vesaire gibi. Cihaz üzerindeki serbest bölgeye rotayı kaydet diyebiliriz. Tabii şimdi bu interfeysin implementasyonu güzel. Force tipi bunu nasıl kullanacak? Çok doğal olarak bunun içerisinde bir şekilde iRoot interfeysini kullandırtmam lazım. Tabii ki biliyorsunuz nesne önemli dil özelliklerinden interfeysleri nesne örneği olarak oluşturamayız ama kendisini implemente eden tiplerin canlı nesne örneklerini çalışma zamanında tutabilirler. Dolayısıyla bunu bir yerde implemente etmek lazım. Şimdi bu force tipi kendisinden türeyen birkaç tane tip var. Infantry var, tank var, işte artillery olabilir vesaire vesaire gibisinden. İlk örneklendiği sırada dilerseniz bunu set ettirelim. O yüzden bunu bir statik tanımlayalım öncelikli olarak da değişkenimizi. Daha sonra statik constructor'ımıza gidelim. Ve statik constructor'ımız içerisinde diyelim ki ne diyeceğiz şimdi? Burada hani konfigürasyondan yükletecektik hatırlarsınız. Dolayısıyla hani orada şöyle bir şey yapalım biz. Önce saver name'i alalım. Bunun için Configuration Manager'a gideceğiz. Configuration Manager için biliyorsunuz System.Configuration isim alanı. Dolayısıyla Assemble alanı kullanılması gerekiyor. O yükle, on değilse projenizde yüklemeniz gerekebilir. Saver Type diyelim. Şurada bunu alalım. Daha sonra da aslında Saver'ı şimdi initialize edeceğiz. Bunu yaparken tabii Activator tipinden faydalanacağım ben ama bir dönüştürme yapmam gerekiyor. O object döndürecektir. Dolayısıyla Activator tipinin createInstance metodunu kullanacak. Pardon, ObjectHandle döndürüyormuş. Buna da parametre olarak type getType deyip getType'a da parametre olarak saver name'i vermemiz yeterli olacaktır. Şimdi şuradaki write to file tabii write olacak. Onu da hemen düzeltelim. Güzel. Şimdi aslında ne yapmış olduk biz? Force tipinin içerisinde bağımlılıkları, dependency halini ters çevirmiş olduk. Normal şartlar altında force tipi root saver'a doğrudan bağlıydı. Ve root saver'ın yaptığı tek şey text dosyaya yazmaktı. Halbuki ben çalışma zamanında force tipine şunu söyleyebilmeliyim. İşte sen DB saver'larla çalışaraktan rotaları kaydet diyebilmeliyim. Böylece ters çevirmek işini gerçekleşmiş oldu. Yani dependency immersion prensibine herhalde yakın bir şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Bir test edelim isterseniz. Hani adım adım gidebiliriz buraya kadar olan kısımlarda. Hani sadece görmek açısından şöyle F5'e basalım ve çalıştıralım. İşte bir force tipi tank oldu. Şimdi T80 aslında her ne kadar force olarak değişken tanımlansa da aslında tank tipi. Polimorfik olarak davranış gösteriyor. Yani force tipimiz. İşte bakın base'e gittik. Force'daki setup. Base'i çağırmış. Çağırmak zorunda değiliz. Bir kere daha belirtiyorum. Kendi içerisinde ek logikler olup da base'i de çağırabilirler. Şimdi move'a gitti. Bakın şimdi saver burada DB saver olarak tanımlanmış. DB saver'daki database'e yazma işlemini icra ediyor sembolik olarak. Daha sonra bir move daha yapacağız. Tabii bir move daha yaptık. Oraları geçelim. Efendime söyleyeyim. Şimdi neredeyiz? Mesela Red Team oluştu. Red Team'in setup'ı ve Red Team'de bir move operasyonu var. Bu da şimdi base'e gidecek. Yine tabii ki base'de statikte demiştik ki bu hani DB saver olacaktır. O da çalıştı. Bu şekilde tamamlanıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu ana kadarki kısımda aslında solid ilkelerindeki single responsibility, open closed'ı ve dependency immersion'ı az çok ortaya, masaya koymaya çalıştık. Şimdi bundan sonraki kısım biraz daha karışık düşünebiliriz. Yani en azından benim için öyle. Risk of substitution prensibi ile interface segregation ilkelerini ele almaya çalışıyor olacağız. Dilerseniz şimdi onları da ele almaya çalışalım. Şimdi yeni bir tip ile oyun sahamızı genişletmeye çalıştığımızı düşünelim. Mesela şu anda tank ve infantry vardı. Bir tane daha tip yapalım. Örneğin bu tipimizin adı Bastion olsun. Şimdi düşündüm de adı ne olabilir diye.
Force tipinden yine implement ediyorum. Force'dan türüyor, implement edip türüyor. Şimdi bastion hani tabya olarak düşünecek olursak sabit bir yapıdır. Dolayısıyla burada setup fonksiyonelliği her ne kadar var olsa da aslına bakarsanız bir işte kalenin hareket etmesini düşünmeyiz ya da bir tabyanın, sabit bir tabyanın bataryanın hareket etmeyeceğini düşünürüz. Bu yüzden aslında bu bastion tipi için move operasyonu geçerli değildir. Yani bu tarz bir operasyon sahibi olmaması için ne yaparsınız? Hani en iyi ihtimalle ya da en kötü ihtimalle burada throw new exception deyip yani özel bir exception tipi de olabilir. Bu exception tipi içerisinde tabya işte hareket edemez dersiniz ya da deriz. Bir başka de işte. Aslında hani şu anda open closed'da uygun olacak şekilde bir genişleme yaptık. Ama şimdi sıkıntı şurada baş gösterir olacak. Şimdi şurayı biraz pardon özür diliyorum. Şurayı dilerseniz biraz genişletelim ve şöyle yapalım. Bir tane listemiz olsun. Force tipinden. Generic bir listemiz olsun. Forces diyelim. Ve içerisinde birkaç tane şey atalım. Nesne örneği atalım. Mesela bir tane tank atalım. Bir tane infantry atalım. Ve son olarak bir tane de yeni eklediğimiz bastion atalım. Şu şekilde. Ve şöyle bir operasyon gerçekleştirmek istediğimiz için for each force işte force in forces diyelim. Force üzerinde önce bir setup fonksiyonunu çağıralım. Daha sonra da move metodunu çağıralım. Herhangi bir koordinat. Hepsi aynı mesela koordinata gitsin. Orada konuşlandırdığımızı düşünüyoruz. Kuvvetlerimizi. Build edelim. Build sırasında herhangi bir sıkıntımız yok. Fakat şimdi çalıştırma zamanına bakalım. Şimdi çalışma zamanında buradaki liste tipleri dolaşırken çok da olarak bastion içerisindeki move'a geldiğinde aslında bastion'ın bir move işlemi yapmayacağı düşünüldüğü için burada bir exception verdik ve tabi hareket edemez mesajını aldık. Dolayısıyla şu anda aslında list of substitution ilkesine aykırı şekilde hareket ettiğimizi ifade edebiliriz. Çünkü ifade ettiğimizi düşünüyoruz derken tabi burada hani henüz daha gerekli aksiyonları yapmadık. Onları yaptığımız zaman daha kolay anlaşılır olacak ama şöyle bir şey var. Alttaki tipler gerçekten üstteki tipte belirtilen fonksiyonlar neyse yapılması gereken işlemler neyse onları yapmak durumundalar. Hatta buna zorunlular. Halbuki burada bastion tipi için bir farklılık söz konusu. Bastion tipinin move operasyonunu yapmaması gerekiyor. Demek ki üst tarafta bir kırılım yapılması lazım. Bir şekilde bizim hani eğer force'lardan oluşan bir nesne topluluğunu kullanmamız ya da force base tipinin taşıyabileceği alt tiplere ait örneklerden oluşan bir kümemiz üzerinde operasyonlar çağıracak isek onların hakikaten bu operasyonları sağlıklı bir şekilde icra edebiliyor olması lazım. Dolayısıyla burada interface'lerden faydalanarak da bir ayrıma doğru gitmemiz gerekiyor. Dilerseniz bunu yapmaya çalışalım burada. Tabi burada biraz olayları şu anda değiştiriyor olacağız. Bir interface'imiz olacak ve bu interface'imiz aslında örneğin iMovement olarak ifade edilir. iMovement tahmin edeceğiniz üzere içerisinde move metodunu taşıyacak. İşte x, y ve z operasyonlarını içerecek. Diğer bir interface'imiz de aslında yarın öbür gün hani ilave edilmiş olan örneğin oyunun ikinci versiyonuna çıkmış olduğumuzu varsayabiliriz vesaire. Hani orada da böyle bir parça eklendiğini düşünebiliriz. Orada da hani iSetup isimli bir interface belki düşünülebilir ve bunun içerisinde bir setup fonksiyonu olabilir. Yani çok basit düşündüğümüz için pek anlamlı gelmiyor fonksiyon adları vesaire ama elimden geldiğince iyi bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi force tipi aslında düşündüğümüz takdirde iMovement ve iSetup arayüzlerini
implemente edecek şekilde düşünülebilir. Şimdi hiç yapıyı da bozmamış olduk aslında. Force'un iMovement ve iSetup interfeslerini implement ettiğini düşünüyoruz. Yine kendi içerisinde aslında metotları uyguluyor ama bunları da yine virtual olarak sunup alt taraflarda isterlerse ezilebilir vesaire gibisinden. Yalnız Bastion'a geldiğimiz zaman artık Bastion'da bunu Force'dan değil de iSetup'tan implemente ediyor olacağız. Şimdi iSetup'tan implemente ettiğimiz için aslına bakarsanız artık bunun şöyle gidelim. Şöyle yaptığımız takdirde iSetup'tan implement ettiğimiz takdirde Bastion tipinin artık yeni versiyonunu bu durumda sadece içerisinde işte bir setup fonksiyonu olması yeterli olacaktır. Tabii şurada override'i kaldıralım. Bu interface implementasyonu olduğu için hani orada override'i zaten kullanmayacağız. Ve build edelim. Şimdi bakın dikkat ederseniz zaten şurada diyecek ki bize yani Bastion aslında bir force değil, o yüzden buraya zaten ilave edemezsin diyecek. Ve dolayısıyla bunu bu şekilde kullanabilir hale getirmiş olacağız. Şimdi sondaki özet kısmında hani ilkeleri cümle olarak ifade ettiğinizde biraz daha yerine oturacağını tahmin ediyorum. List Call Substitution'ı biraz sonra bahsedeceğim. Yani şimdi bahsedeceğimiz interface segregation ilkesini düşündüğümüz takdirde. Şimdi dolayısıyla burada şöyle bir şey yapmış olduk aslında arkadaşlar. Toparlamaya çalışırsak eğer. Hareket ile ilişkili yani hareket etme ile ilişkili bir takım aksiyonları iMovement interface içerisinde de şu anda bir tane move var tabii ki ama konumuz bu değil zaten. Ve kurulumla ilişkili şeyleri de iSetup içerisine dahil ettik. Ve alttan türeyen tiplerin gerçekten üstte söylenenleri sağlıklı bir şekilde uygulamasını ve üst tipin nesne örneklerinin de kendisine atanan alt tip nesne örnekleriyle ilişkili fonksiyonla çağırırken bunları sağlıklı bir şekilde çağırması sağladık. Şimdi bu cümlede ne demek istedim aslında ben? O aslında şurada. Şimdi yukarıdaki ifadede arkadaşlar force tipinden nesne örneklerini tutarken aslında biz force'a tank ve infantry'leri atadığımızı, atayabildiğimizi bildiğimiz için şu şekilde atamaları yaptık. Ve bundan dolayı for each döngüsünü kullandığımızda setup ve move operasyonunu çağırdığımızda setup ve move operasyonlarının gayet başarılı bir şekilde çalışmasını garanti etmeliyiz. Bunu sağlıklı şekilde çalışmasını sağlamalıyız. Yani force çalışma zamanında tank ise setup ve move'ları sağlıklı bir şekilde çağırabilmeli. Infantry ise de setup ve move'u sağlıklı bir şekilde çağırabilmeli. Az önceki örneğimizde şurada new Bastion diyerekten o ilkeyi ihlal ettik. Çünkü Bastion move operasyonunu kullanmıyordu. Kullanmaması düşünmüş. O yüzden hani orada bir interface ayrımına giderekten list call substitution'a uygun hale getir. Tabii ben interface ayrımına giderekten derken aslında cümleyi biraz yani özenerek kurmaya çalışıyorum cümleleri arkadaşlar. Buradaki ilkeler ve prensipler hani teorik kavramlar olduğu için terminolojiye de uygun anlatmaya çalışıyorum. Interface segregation değil tam olarak hani bahsetmek istediğim şey. Peki şimdi interface segregation'da nasıl bir durum söz konusu olabilir? Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Mesela iSetup arayüzümüzde neredeydi o? Şuradaki arayüzümüzde bir fonksiyonellik daha eklemek istediğimizi düşünelim. Yarın karar verdiğimiz için. Mesela bool tipinden bir check fonksiyonu. Hani birliği kurarken bir yere orada başka bir şey var mı? Bir kontrol etsin veya işte zemin şartlar uygun mu? Kontrol edilsin. İşte tankı mesela denize indirmeyelim vesaire gibisinden bir takım şeyler olabilir. Şimdi bu sonradan karar verdiğimiz bir şey ve aslında iSetup interface'i de içerideki pek çok tip tarafından kullanılıyor olabilir. Örneğin bizim şu anki örneğimizde bunu sadece kim kullanıyor? Hani Bastion kullanıyor ama farklı tipler de olabilir. Aynı şey iMovement için de geçerli. Mesela iMovement'a yeni bir fonksiyonellik katıyor olabiliriz interface içerisinde. Bu durumda iMovement'ı implement etmiş ne kadar tip varsa onları da düşünmemiz gerekiyor. Yani demek istediğim şey şu. Şu noktada ben iSetup'a mesela şu şekilde bir fonksiyon eklersem bakın bana kızacak. Neden?
Force'un içerisinde bir kere bunu kullanmadın diyor. Check'i kullanmadın diyor. Ayrıca yeni eklemiş olduğun Bastion tipi içerisinde de bunu implemente etmediğini söylüyor. Dolayısıyla interface içerisinde, var olan interface'ler içerisinde yapacağım bu şekildeki bir genişletmeye karşı pek çok yerde değişiklik yapmam gerekebilir ve yapıyı bozmaya doğru gidiyoruz bu noktada. Ne yapacağız bu durumda? Yapılacak şey aslında gayet basit arkadaşlar. Yeni bir interface'i işin içerisine katacağız ve yeni eklenecek olan mesela aktörler, o fonksiyonelliklerin her ikisini birden veya tek başına barındırmak isteyen aktörler buna göre implementasyon sağlıyor olacaklar. Şöyle ki, hani bunu kod yazarak daha iyi zannedersen ifade edebiliyor olacağız. Şimdi dedik ki hani setup işlemiyle ilişkili olarak bir de kontrol işlemi olsun, check işlemi olsun. Yeni versiyonda böyle kullanılacağını varsayalım. Oyun sahasındaki materyallerin. Orada da mesela şöyle diyebiliriz. While location control isimli bir interface'iniz olsun. Location'ı kontrol edecek. Bu alan. Mesela check isimli bir interface. Ve içeriye yeni bir aktör eklediğimizi varsayalım. Tankımız vardı, değil mi? Tank tipimiz var. Infantry var. Bastion var. Bir tane de para trooper isimli bir sınıfımız olsun. Para trooper sınıfımız hem bir force aslında, hem de I location control interface'ini implemente etsin. Yani aslında yeni eklenen para trooper'ı bir force olarak tanımladık ve aslında onun icra etmesini istediğimiz yeni bir fonksiyonelliği de ayrı bir interface ile buraya dahil ettik. Bu bize şunu sağlamış olacak. Aslına bakarsanız yine paratrooper metodu içerisinde bakın override edebileceğimiz fonksiyonlar var. İşte setup'ı override edebilirim. Yine force'dan gelen move'u şey yapabilirim. Override edebilirim. Ve aynı zamanda bir de işte burada görüldüğü gibi return true diyelim şimdilik. Tabi burada bir takım pardon kontrol işlemleri yapıldığını varsayıyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar, varmaya çalıştığımız nokta aslında şu. Paratrooper örneğin oyunun ikinci versiyonunda eklenmiş olan yeni bir aktör. Bir force ama bunun dışında yeni versiyonda konulmuş olan bir takım ek fonksiyonellikleri de götürüyor olacak. Ve setup dışında, yani force'tan kalıtsal olarak gelen setup dışında o yeni fonksiyonelliği de şuradaki check metodu kullanmak durumunda. Eğer biz iSetup'ın içerisinde bu tarz bir değişiklik yapsaydık, iSetup interfaceinde bu tarz bir değişiklik yapsaydık, iSetup'ı kullanan ne kadar yer varsa, buna force da dahil, oralara gidip işte bu yeni fonksiyonelliği adapte etmemiz gerekecekti. Şimdi burada ne yapmış oluyoruz biz? Eski versiyonunda kalan tipler eski versiyonuna çalışmaya devam ediyorlar. Yeni gelen bir tip ise eski versiyonundaki force'u da ve yeni gelen fonksiyonelliği de bu interface, yeni eklenmiş olan interface sayesinde ne yapıyor? Ele alabiliyor. Dolayısıyla hani şuradaki metot içeriğine gelecek olursak son olarak hani orada şu tarz bir takım işlemler yapalım. Mesela şunları ben kaldırayım dilerseniz. Basit bir kod parçası ekleyeyim. Mesela iMovement interface'ini artık tanımlayabilirim. Mesela iMovement interface'ine TS80 diyelim. New Tank diyelim. Artık şeyde yaptığımız için, az önce Lisco Substitution'da kullandığımız için bu tarz bir şey de yazılabilir. Hadi şu aşamada. İşte iMovement'u bu şekilde yazdım. Mesela TS80'e bir tane setup operasyonu, pardon, move operasyonu gerçekleştirelim. Şimdi bir move operasyonu burada gerçekleştirelim. İşte 3, 5, 6 şeklinde olabilir. Onun dışında işte paratrooper bir tane örnekleyeyim isterseniz. Paratrooper Special Forces diyelim. Üstteki tank sınıfını niye yazdım ben de bilmiyorum. Şu an tabii niye bir kullanalım diye yazdım ama Paratrooper diyelim buna. Sonra işte eğer Special Forces mesela burada check metodu çıktı dikkat ederseniz. Ve setup
metodumuz da var. Move metodumuz da var. Hepsi bir arada. İşte check yapacak. Check'e göre diyecek ki burada işte o zaman check okay ise move şey setup işlemini de gerçekleştir ve işte special force'ı move ile şu noktalara kaydır. Şu şekilde düşünebiliriz. Şurada iMove değil de şunu force olarak düşünmemiz gerekiyordu. Pardon, düzeltiyorum. Burada da yine setup'ı kullanabiliriz vesaire gibi. Şimdi üstteki örneğe baktığımız zaman tank aslında force'dan türedi ve bu bir eski versiyon. Diyelim ki oyunun birinci versiyonunda yer alan aktör diyebiliriz. Bu sebepten dolayı T80 üzerine herhangi bir şekilde check operasyonu uygulamıyoruz. Çünkü hani T80 tank tipi içinde veya işte var olanlar içinde öyle bir fonksiyonelliğin uygulanması istemiyoruz. Bakacak olursanız. Special düzeltme. Paratrooper ise sınıfı ise yeni eklenmiş bir sınıf ve Paratrooper sınıfına baktığımızda sadece şey düzeltiyorum. Paratrooper sınıfına baktığımızda Force ve Allocation kontrolü implement ettiğini görüyoruz. Burada tabi interface implementasyonundan dolayı yani check fonksiyonları içeren allocation control interface'i implementasyonundan dolayı check fonksiyonlarına da erişebilir olduk. Peki bunu force'a atarsak ne olacaktır? Çok doğal olarak da hani check fonksiyonu aslında force tipi içerisinde tanımlanmış bir fonksiyon olmadığı için kullanılabilir olmayacak. Çünkü onu sadece ne yaptık? Allocation control içerisinde tanımlamış olduk. Şimdi bakın buradaki önemli nokta aslında substitution şey list code substitution'la interface segregation'ı birbirlerinin karıştırılabiliyorlar çünkü. Ayrıldığı noktayı şu şekilde ifade edebiliriz. Force tipine baktığımızda iMovement ve iSetup'ı implement ettiğini görüyoruz. Ve bu eski versiyona baktığımızda Tank, Infantry, Force tipinden türedikleri için iMove ve iSetup içerisinde gelen fonksiyonellikleri yani Move ve Setup'ı kullanabilmekteler. Yeni eklenen Paratrooper tipi yine bir Force tipi aslına bakarsanız ama ekstradan ayrıştırılmış yeni bir arayüzü daha bünyesinde barındırabiliyor. Bu sebepten dolayı eski versiyondaki force türevlerinin hepsi setup ve move operasyonuna taşıyabilirken sadece yeni versiyonunda olmasını planladığımız tipler için gerekli genişletmeler yeni arayüz üzerinden yeni tiplere gelmekteler şeklinde düşünebiliriz. Dolayısıyla hem eski yapıları hem de yeni yapıları kullanmış olduk. Tabii iLocation kontrolü pardon düzeltiyorum burada. Ha, pardon. Tabii başa alındı. Paratrooper artık burada kullanmamız lazım. Yeni eklediğimiz şey tip Paratrooper tipi. Evet, bir force ve aynı zamanda iLocation Control interfacinde ayrıştırdığımız iLocation Control interfacinde implemente etmiş şekilde kullanabilmekte. Tabii hani az önce siz de fark etmişsinizdir. Paratrooper nesne örneklerini force'a atadığımız zaman sadece force ile içerisinde yer alan operasyonları içerebildiğini, iLocation Control interfacine atadığımız zaman sadece iLocation Control'deki fonksiyonellikleri içerdiğini görmekteyiz. Bu da aslında hani avantaj olarak kullanılabilecek bir durum olarak düşünülebilir. Evet sevgili arkadaşlar, anlatması hakikaten benim için de zor oldu. İlgili prensipleri temel seviyede aktarmaya çalışıyor oldum. Gerçek hayat projelerinde kod sayısı arttığında, ekiplerle birlikte çalışıldığında ve mimariler oluşturulduğunda hani bu tarz prensiplerin doğru şekilde uygulanmasının ciddi avantajlar sağladığını ifade edebilirim yalnız. Az önce şey başta da belirttiğim gibi, az önce demeyeyim bayağı oldu üzerinden geçti. Başta da belirttiğimiz üzere kodun daha kolay yönetilebilmesi, daha kolay genişleyebilmesi, özellikle kod tüketicilerin ya da object consumer'ların kolaylıkla bizim ürünlerimizi genişleterek kullanabilmeleri, bakımın kolay yapılabilmesi, daha test edilebilir kodların ortaya çıkması noktasında ve okunabilir kodlar olması noktasında önem arz ediyor. Önem arz eden bir konu. Şimdi aslında mesela .NET Framework içerisindeki pek çok tipe baktığınızda
Böyle bir sürü interfaceleri implement ettiklerini görebilirsiniz vesaire. Bunların işte temel sebepleri aslında burada bahsetmiş olduğumuz prensiplerden birkaçıdır mesela. İşte Lisp Substitution, Interface Segregation kullanımları nedeniyle bu tarz şeylere sıklıkla rastlayabilirsiniz. Ha bu arada tabii ki az önceki örnekle ilişkili bir şey daha söyleyeyim. Interface Segregation'ı yaparken hani ayrı bir interface olarak düşündük ama var olan interface'lerden interface türeterekten de bu tarz ayrıştırma yapılarına gidilebilir. Şimdi özetleyecek olursak aslında single responsibility en kolay olanlardan bir tanesi. Bir sınıfa sadece tek bir sorumluluk vermenizi öneriyor. Open closed prensibinde ise değişime kapalı ama gelişime açık sınıflar üretmemiz öneriliyor, söyleniyor. Yani sınıfı genişletmek istiyorsanız genişletilmesini istediğiniz fonksiyonelliklerini dışarıya bir şekilde açmanız, kendisini de içerisindeki modifikasyonları bir şekilde kapamanız önerilmekte ya da yapmamanız önerilmekte. Lisp of Substitution prensibinde aslında üst sınıf örnekleri kendilerinden türeyen alt sınıf örneklerini taşıyabildiklerinde polimorfik yapıları gereği aynı davranışların gösterilmesi bekleniyor. Yani üst sınıfa alt sınıftan bir instance atadığınız zaman alt sınıftan gelen ne uygulanan operasyonlar neyse bir sonraki alt sınıf içinde aynı operasyonlar sağlıklı ve saatli bir şekilde çalışabilmeli. Interface Segregation prensibine baktığımızda ise ilgili alt tiplerin sadece ihtiyaçları oldukları operasyonları içeren arayüz tiplerini, uygulamalarını öneriyor ve arayüzlerde uygulandıkları tiplerin kullanmayacağı operasyonlar ile genişlememelidir öneriyor şeklinde ifade ediyoruz. Artık ben de anlattım, yoruldum zannedersem baktığım şeyi okumakta ben de zorlanıyorum. Belki ara vererek izlemeniz daha faydalı olabilir arkadaşlar. Son olarak dependency inversion'da ise aslında üst seviye tipleri alt seviye tipleri olan bağımlılıklarını ortadan kaldırıyoruz. Özellikle alttaki somut sınıflar olan bağımlılıkları ortadan kaldırıp bunları aslında tersine çeviriyoruz. Üst tipe biz söylüyoruz hani sen şunlarla alt tipten üst şey alt tiplerin işte hangi somut sınıflar çalışması gerektiğini bağımlılıkları tersine çevirerek söylüyoruz diyebiliriz. Sonra toparlayabildim mi bilemiyorum. Evet sevgili arkadaşlar bu görsel dersimizde kısaca solid prensiplerini temel seviyede incelemeye çalıştık. Benim için zor oldu anlatmak gerçekten de. Umarım sizler için anlaşılabilir olmuştur. İlgili kaynakları takip etmenizi tavsiye ederim konuyla ilişkili. Özellikle mesela Dependency Inversion konusunda yazılmış ayrı kitap var hatırladığım kadarıyla. Çok basit değil hani anlattığım şeyler. Şu andaki örneğimiz üzerinde basit olarak ele almaya çalıştık. Fakat tahmin edeceğiniz üzere gerçek hayat senaryolarında çok daha karmaşık şekilde uygulanmaları gerekebiliyor ve hatta gözden kaçırabiliyoruz pek çok noktada. Onlar da daha sonradan başımıza artabiliyor. Böylece geldik bir görsel dersimizin daha sonuna. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.